2024 YKS sonucuna itiraz edebilirsin. İtiraz dilekçesi nasıl yazılacak? Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. 2024 YKS sonuçları açıklandıktan sonra çok fazla soru ve mesaj aldım sizden. Hocam, sonuçlarımda hata var, yanlış hesaplanmış, itiraz hakkımız var mı? Varsa nasıl yaparız diye. Sonuçlara itiraz hakkınız var. Ayrıntılarını aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sınav sonucunun incelenmesini isteyebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar, bir itiraz dilekçesi yazacağız. Ve bu itiraz dilekçesini yazılı olarak, yani posta ile göndermeniz gerekiyor. Mail ya da fax olarak dilekçe gönderilmiyor. Genel amaçlı bir dilekçe yazacağız. Dilekçeyi tamamen dolduracağız arkadaşlar. Bütün bilgileri doldurmamız eksiksiz olarak gerekiyor. Ve en önemli nokta, evrak referans numarasını da kesinlikle yazmamız gerekiyor. Evrak referans numarasını nereden alacağız? Adı işlemleri sayfanıza girdiğiniz zaman sol tarafta, en altta evrak referans numarası var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda karşınıza bir ekran gelecek ve orada numara al kısmına tıkladığınızda size bir referans numarası veriyor. Ve o referans numarasını dilekçede bulunan referans numarası kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra talebiniz neyse onu yazıyorsunuz. İşte netlerim yanlış hesaplanmış ya da Türkçe netlerim eksik hesaplanmış gibi, artık neye itiraz edeceksiniz onu da yazıyorsunuz. Ve dilekçeyi ÖSYM'nin adresine iadeli taahhütlü olarak postayla gönderiyorsunuz arkadaşlar. Burada yine bir önemli nokta var. 35 lira bir ödemesi olacak arkadaşlar. Ödemeyi ÖSYM'nin Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi IBAN numarasına yatırıyorsunuz. Yatırdığınız ödemenin dekontunu da dilekçeyle beraber, dediğim gibi, ÖSYM'nin adresine iadeli taahhütlü olarak gönderiyorsunuz ve dilekçenin sonucunu bekliyorsunuz arkadaşlar. Dilekçe linkini açıklamalar ve yorum kısmına bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi, bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor ve mutlaka evrak referans numarasını da yazmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.